Ebru Gündeş'in 2010 yılında peri masalları tadında gerçekleşen evliliği 11. yılında gizemli bir şekilde sonlandı. Peki ama 11 sene boyunca sayısız badireler atlatan, evlilikleri sansasyonel sayısız olaya karışan, büyük tepkiler çeken bu beraberlik neden aniden bitti? İşte kulaktan kulağa konuşulan 7 iddia. Magazin dünyasını sarsacak olan Ebru Gündeş'in boşanma nedenlerinden önce filmi biraz başa sarıyoruz. Reza Zarrab, Ebru Gündeş'in üçüncü eşiydi. Şarkıcı ilk evliliğini şöhret olmadan önce Hamdi Vardar isimli bir gurbetçiyle yapmıştı. Henüz 16-17 yaşlarındaydı Ebru Gündeş. Almanya'ya götürdü o zamanki eşi Ebru Gündeş'i ama aşırı şiddet ve geçim zorlukları bu evliliği kısa sürede bitirdi. Sonrası malum, şöhreti yakaladı, zirveye çıktı. Bu süreçte sayısız medyatik ilişki yaşadı ancak sadece bir kişiye aşık oldu. Avukat Ömer Durak. 2002 yılında büyük bir aşkla evlendiler. Filmlerdeki gibi fırtınalı bir aşk yaşıyorlardı ama olmadı. Büyük aşk beraberinde büyük krizleri getirdi ve evlilikleri bir yılını bile doldurmadan sona erdi. Ebru Gündeş, Ömer Durak sonrası çok kişiyle anıldı. Müthiş tutkulu aşklar yaşadı ama Ömer Durak evliliğinden dili yanmıştı. Nikah masasından hep kaçtı ta ki 2010 yılına kadar. Dönemin jet zenginlerinden İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'la tanıştı. Reza Zarrab o dönemin altın ticareti yapan, paraya para demeyen, dünya çapında altın dolaştıran bir iş adamıydı. Malum olaylar henüz yaşanmamıştı Reza Zarrab'ın hayatında. İş hayatında ışık hızıyla yükselirken aşk hayatında da Ebru Gündeş'e vuruldu. Ama Ebru'nun dikkati o dönemlerde sadece işindeydi. Reza Zarrab'ın parası pulu umrunda değildi ünlü şarkıcının. Ta ki Reza Zarrab Ebru'nun can evinden vurana kadar. Yaptığı işler arasında hobi olarak bestecilik de olan Reza Zarrab'ın yaptığı şarkılardan Eski Toprağa Sibel Can, Neden şarkısını İbrahim Tatlıses yorumlamıştı. Ebru Gündeş'in Evet adlı albümüne Sadece Sevdim ve Ölümsüz Aşklar isimli şarkıları vermişti. Zarrab, müziğe olan ilgisi sayesinde 10 Şubat 2010 tarihinde şarkıcı Ebru Gündeş'le evlendi. 15 Ekim 2011'de kızları Alara doğdu. Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e nikah hediyesi olarak plakasında EBR harfleri olan 520 bin liralık BMW aldı. Ayrıca 340 bin euro değerinde bir spor araba daha aldı. Evliliklerinden bu yana Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'e hediye ettiklerinden bazıları şunlar. Kanlıca'da yaklaşık 26 milyon değerinde ikiz yalı, 3 milyon değerinde bir ofis, Bodrum Kalesi manzaralı 1 milyon 850 bin liralık yazlık, ultra lüks tekne, 800 bin lira değerinde bir şampiyon at ve Dubai'de bir ev. Reza Zarrab'ın malum rüşvet, kaçakçılık olayları ortaya çıkıp Amerika'da tutuklanınca Ebru Gündeş'in hayatında yeniden fırtınalar kopmaya başladı. Sık sık boşanacakları iddiaları atıldı ortaya ve böyle böyle 6 yıl geçti. Ve bugün Ebru Gündeş'le Reza Zarrab resmen boşandılar. Aniden gelen boşanma haberi gündemi sarstı. Aniden diyoruz ama aslında aniden değil. Çünkü yılların birikimi olduğu söyleniyor bu boşanma davasıyla ilgili ve sayısız da iddia var. İşte o iddialar. Bir süre önce ortaya çıkan Reza Zarrab'ın şarkıcı Hadise ile yakınlaşma iddiası Ebru Gündeş'i bu evlilikten iyice soğuttu. Bardağı taşıran son damla Hadise oldu.
Reza Zarrab'ın altın ticareti yıllarından itibaren hakkında çıkan sayısız iddia herkes gibi hükümeti de rahatsız ediyordu. Ebru Gündes ise hükümete yakın bir sanatçıydı. Son zamanlarda Reza Zarrab'la olan evliliği ünlü şarkıcıyı baskı altına almaya başlamıştı. Reza Zarrab yıllardır Amerika'da, Türkiye'ye gelemiyor. Bir çocukları var ve Ebru Gündeş dönem dönem eşinin yanına gidip çocuklarıyla hasret gidermesini sağlıyordu. Ama evlilikleri artık karı koca ilişkisinden çok mecburiyete dönmüştü. Yani bir anlamda gözden uzak olan gönülden de uzak olmaya başlamıştı. Hadiseyle aşk iddiaları son dönemin dedikodusu. Oysaki Ebru Gündeş'in kulağına sık sık Amerika'daki eşiyle ortak dostlarından ihanet iddiaları geliyordu. O iddialara göre Reza Zarrab sayısız kadınla görüşüyor ve tüm bunlardan Ebru Gündeş'in haberi vardı. Bir yerde bardak kırılacaktı ve o bardağı hadise kırdı. Reza Zarrab yüzünden Ebru Gündeş ekonomik olarak sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Hatta son olarak eşiyle birlikte aldıkları Boğaz'daki yalısını bile kaybetmişti. Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'ın servetine ihtiyacı yoktu ama hazıra daha dayanmazdı. İşinden gücünden de uzak kalmıştı. Eskisi gibi iş yapamıyordu. Zaten pandemi de vardı. Ebru Gündeş bu sansasyonel evliliğin kağıt üzerinde olmasına rağmen lastik gibi uzamasından rahatsız olmaya başlamıştı. Alara isminde bir kızları vardı. Babası Alara ile daha çok vakit geçirmek istiyordu. Ancak Ebru Gündeş buna pek yanaşmıyordu. Amerika kapı komşusu değildi. Dakika başı çocuğu götürüp getiremezdi. Yılın belli dönemlerinde zaten babasıyla birlikte olmasına izin veriyordu. Ancak Reza tarafı daha ısrarcıydı. Alara'nın Amerika'da yetişmesini istiyordu. Aralarındaki en büyük kriz de aslında bu konudan çıkıyordu.